Efendim, siyasi cinayetler soruşturması bir süredir Türkiye'nin gündeminde. O kapsamda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ifadeye çağrıldı. CHP liderinin avukatı başsavcılığa dilekçe göndererek önce Erdoğan'ın ifade vermesini istedi. CHP liderinin bürokratlara çağrısı ise iktidar partisinde tepkiyle karşılandı. Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz. Kime ait bu söz? Seçim öncesi gerginlik tırmanabilir demiş, siyasi cinayetten kaygılı olduğunu söylemişti. O iddia nedeniyle soruşturma başlatan başsavcılık Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağırdı. Talebe yanıt Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından yazılı olarak verildi. Avukat Celal Çelik soruşturmanın asıl muhatabı Erdoğan'dır dedi. Konunun aydınlatılması için öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesine başvurulmasını talep etti. Ülkeyi yönetme amacından vazgeçin diyor. Sizin lehinize olur diyor bu. Bu soruların cevabını verdi mi acaba Sayın Erdoğan? Savcılığa sunulan dilekçede soruşturma konusunun dayanağının Erdoğan'ın bazı ifadeleri olduğu belirtildi. Erdoğan'ın ifadesinin alınması durumunda Kılıçdaroğlu'nun da yazılı olarak beyanda bulunacağı ifade edildi. Kendilerinin de bu konuda duyumları olduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a da davet gitti savcılıktan. Aydın'ın pazartesi günü savcılığı arayarak bilgi ve değerlendirmelerini aktaracağı öğrenildi. CHP liderinin sosyal medyada yayınladığı videoda iktidar partisiyle yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun. Bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu'na AK Parti sözcüsü Ömer Çelik devlet memurlarını tehdit ediyor. Bunun adı yassıada zihniyetidir, hukuksuzluktur tepkisini gösterdi.